Arkadaşlar selamlar. Pop Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Aycan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden serimiz olan Car X Street'e devam ediyoruz dostlarım. Yeni araçlar geldi oyuna. Yeni bir güncelleme update aldı oyun. Bu update neticesinde BMW M5 E60 ve Ford GT 40 artı Dodge Viper geldi. Şu anda Ford GT 40'ı yapacağız bu bölüm. Güzel bir araca benziyor. Bakalım ne tür seçenekleri var. Araç bize neler sunacak. Sizden ricam videoya başlamadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlarım kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlar. Bu video vesilesiyle de kanalımı keşfetmiş olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyorum dostlarım. Arkanıza yaslanın. Keyifli seyirler diliyorum. Ümit ediyorum. Güzel bir bölüm olur dostlarım. Önce hemen styling'e gidiyoruz. İlk nokta. Car X Street devam edecek. Oyun üreticisi içerikler gönderdiği sürece. Ama tabii kendimiz de bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Burada desteğiniz çok önemli. Etkileşim halinde olduğumuz sürece ben de video yüklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bu orijinal şu anda stok hali. Ha. Abi çok kaba ya. Yani kaba oluyor. Çok kaba. Kuvvetle muhtemel bu zaten DTM tarzı bir şey. Veh. Yani olursa bu olur. Aynen bu. Tamam bu. Şimdi bunu gövde rengimi yapacağız. Buna sonra karar veririz. Şimdi bu var. Bu var. Bu var. Niye yani burada 4 tanesini görüntülüyoruz? Öbür 4 tanesi öbür kitte mi? Yani bence şu olabilir. Yok ama bak şu arkası çok güzel duruyor bence ya. Ben o egzoz görünsün istiyorum abi. Bir dakika. Ya böyle çok boş duruyor. Söyleyeyim. Çok boş. Böyle de arka kapanıyor. Böyle. Bu egzoz borularının görünmesini istiyorum ben yani. Fabrika stok olarak böyle veriyor. Bu aracın farlarını kapatırsam bu araç nasıl aydınlanacak? Allah Allah. Bu neymiş ya böyle arı peteği gibi? Arım palım peteğim hesabı. Bunun içinden ışık çıkıyor mu acaba? Ya böyle çok güzel duruyor sarımsı. Ya bak böyle bir doku yok. Bence böyle. Ayna olarak orijinali güzel. Böyle. Bir dakika ne yapabiliyoruz buna bir bakalım. Şimdi cam böyle arka taraf görünüyor. Böyle kapanıyor. Ya abi bence o motoru biz görelim ya. Görelim abi motoru görelim. Ha bir dakika dur burada bayağı bir seçenek var. Şimdi bu orijinali. Bu arka kanat açık hali. Şu oyuna aktif spoiler özelliği gelmesi lazım. Yani şu kanadın kendi kendine kalkması lazım. Bu özellik gelmesi lazım yani. Bunu geç. Bunu geç. Şu anda aktif olarak bu var. Bu tamamen uzuyor. Yani bundansa şu daha makbul duruyor. Daha tasarımı tamamlıyor yani bence. Bu olabilir.
He, bunun şeffafı var. Bir de karbonu var. Ulan şeffaf da güzel duruyormuş ya bunda. Yani hani ama yani şey sıkıntısı var bunlara. Görüntü kötü görünüyor. Bence bu olsun. Ya tabii ki de bu ya. Roll cage Allah'ın emri. Gelelim jantlara. Bunu da şöyle ha, şu jant nedir? Bilmiyorum. Bu oyunda en zorlandığım şey araçlara jant beğenmek. Çok zorluyor beni. Çünkü çok güzel jantlar var. Çeşit de çok. Gerçekten yani güzel seçenekler var. Ha mesela bak bu. Hatta bu bence. Kafa karıştırmaya gerek yok. Jantımızı bulduk. Uçlardan içeri doğru eğildiği için güzel duruyor. Paint. Vallahi arkadaş. Ulan böyle de güzel dur oldu be. Ama bu da güzel durdu. Kafam karışıyor. Harbi diyorum kafam karışıyor. Üstteki o çizgiyi silemiyoruz. Ulan böyle de güzel durdu ya bu. Yalnız bu da güzel oldu. Ne yapacağız oğlum biz ya? Yani bu da siyah galiba oluyor. Hiçbir detayda görünmüyor. Böyle olduğu zaman o da ayrı bir hadise. Bunu beyaz yapalım bence. Evet. Beyaz olsun bu. Niye beyaz olsun? Çünkü üzerindeki liveriyi silemiyoruz. Bunun şeylisi var çünkü. Beyaz mavi çizgili olanı var. Beyaz olsun. Tamam. Çözdük. Aynaları şey yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz abi. Aynaları şey renginde. Livery renginde. Üst kanat şey çatısı. Bunu ellemeyelim. Aracın bütünlüğünü bozuyor. Geç abi. Yok. Heh, bunu mavi yapabiliriz. Tamam, süper. Aracın renginde yaptık. Hafif bir tık görünsün istiyorum. Bir tık koyu olsun. Bu da böyle. Gelelim jantlara. Jantları beyaz yap abi. Bembeyaz olsun. Taşıyıcı hemen kırmızı. Bas abi. Niye yok? Bir dakika. Ha, önden görünmüyor. Çaprazdan görünüyor. Tamam kırmızı işte. Aracın temel görüntüsü böyle. Styling. Bu arabanın direksiyonu güzel abi ya. Abi yok bu arabayı bunları koymayalım. Kaldırmaz. Kaldırmaz abi. Yani. Kaldırmaz. O yüzden bu renk yani. Acaba şöyle bir şey yapabilir miyim ya? Hani difüzörleri siyah mı yapsam acaba? Deneyelim. Difüzörler siyah olabilir.
Aynen, aracı ayrı bir hava katar yani. Tamam, şimdi aracı yeniden boyayacağız. Vay arkadaş, olayı kesti ya. Kırık beyaz mı? Böyle iyi, boşver. Karıştırma, sadece aynayı mavi yap. Fren diskini mavi yapabiliriz ha. Şimdi aklıma geldi. Diskleri mavi yapalım. Kaliperi. Aracın renginde. Tamam. Daha iyi oldu ya böyle. Evet. Şimdi bakalım, bir dakika, son bir bakalım. Ha, biraz göstersin kendini kaliper. Çok koyu kaldı. Bence bu araba oldu. Ziyadesiyle. Şimdi performans tuning'e gidelim. Tamam, performans tuning'e gidelim abi. Hadi. Operasyon başlasın canım. Direkt sınıf değişti. Değişmezse yani. Tamam, yürü. Yürü bileder. Gırtlak dolu yapıyoruz. Yapamıyoruz. Çünkü para bitti. Neyse, yeniden kazanıcı oku, yapacak bir şey yok. Çok bir şey fark etmez. Tamam. Tamam. Bas bakayım aracı yere. Tamam, geldik jantlaya. Koy spacer'ı koyabildiğin kadar. Şimdi abi bunu büyüt, bu araba kaldırır abi. Üf, 22 inç kaldırdı araba. Abi en büyük jantı koyduk ya. Harbi diyorum bak. Yani offset olarak arka tarafı çıkartmak. Evet, yükselteceğiz zaten. Bence okey. Şimdi abi ön tarafı bas basa bildiğin kadar. Abi yok zaten, hani şeye gerek kalmıyor. Bey. Vay babam. Braking force'u arttırıyorum. Tamam. Geçtik arkaya. Arka tarafı yükseltmek irtiza ediyi. Ama yine de var ya, şey değil yani ha. Bir dakika. Spacer'ı at abi, spacer'ı. Vih. Geri gel. Yükselt abi. Ohannes. Ne oldu oğlum bu araba böyle? Yerlen bir makine oldu. Tamam. Tamam, güzel. Downforce arttır.
Tamam. Burada yapacağımız çok bir şey var mı? Burada yapacağımız çok bir şey yok abi. Tamam. 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 Yani şu anda araç neredeyse gırtlak dolu. Tam yapamadık çünkü para kalmadı. Şey, ama puan kalmadı, yapamadık. Ama çok aşırı bir fark ettireceğini düşünmüyorum. Burada bir foto patlatırım ama fotoğraftan sonra biz de patlayacağız kesin, bariyerleri Allah'ın emri yani. Vallahi çok güzel duruyor fotoğraf ya. Aynen öyle. Fotoğraf güzel. Şu açı çok iyi bence. Güzel açı bulduk. Ne dedim? Patlayacağız dedim, değil mi? Ha. Bu araç kaç kilometre yapar acaba? Ama deli gibi gidiyor, ayrı konu. Felaket yol tutuşu var aracın. Ohannes. Çok iyi lan. Bir tek top speed görmek kaldı şu araçta. Ama yol tutuşu muazzam. Frenleme gücü çok iyi. Görmediğim için aracın içinden dışarıyı. İyi ki de kaputun üstünü şey yapmadık. Siyah bırakmadık, bozacaktı. Tam bir bütün oldu şu anda araç. Benzinimizi alalım. Yakıtı baya hırpalayan to. Çok yakıt harcıyor bu araba. Şimdi devam. Felaket uzuyor abi araba. Vallahi güzel bir araba, ben söyleyeyim size. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Ha, bu tasarımsal yani. Bu arabanın tasarımı biraz ön kısmına bir diyecek bir lafım yok da. Ön kapıdan sonrası biraz garip yani, çok köşeli, böyle zorlama gibi yani, hani ne bileyim, çok köşeli. Ya ön taraf çok zarif yuvarlak hatlara sahip. Ön kapıdan sonra arkadaş mevzu değişiyor arabada. Yani hani bakın, ön taraf çok zarif gerçekten. Ama ön kapıdan sonra mevzu değişiyor arkaya doğru. Ama tabii ki tasarım nesnel bir şey, hani göreceli bir şey. Hani o yüzden hani benim beğenmediğimi siz beğenebilirsiniz, bir şey diyemiyorum. Ama yine de kesinlikle alınır. Biz bir otobana çıkalım abi artık ya. Biz bir otobana çıkalım. Bu arabayı burada hırpalamayalım bence. Bakın son yarış kaldı. Final yarışı. Ben söyleyeyim. Sizden gelecek yorumu bekliyorum. Hangi arabayla yapalım?
Hadi bakayım. Top Speed'in onun ne çıkacak merak ediyorum. 375 Porsche'nin rekoru. Bir 370 gören bir aracımız vardı. Yine de Porsche'yi geçemediler. M55. Ulan M5 bundan daha hızlı. M5 BMW M5 bundan daha hızlı. 360 yaptı o araba. Şaşırtıcı. Ben daha hızlı beklerdim. En azından şöyle bir 370 ya da 365 falan hani beklerdim bu arabadan ama BMW M5 bu arabadan daha hızlı. Ama bu arabanın oturma konumu ve içi çok güzel görünüyor yani hani. Şeritte araba çıkartmak nedir? Yani bilmiyorum. BMW M5 bundan daha hızlı ya. Bir daha bir tavsiye kalıyor. Ya 150 geçmiyor bu araba. Tavsiye eder miyim? Eğer çok paranız varsa garajda bulunabilir ama çok paranız yoksa yani daha iyi alternatifler var yani. Net. Evet dostlar, anlayacağınız üzere burası bölüm sonu. Yani aracı tavsiye ediyor muyum? Yani dediğim gibi çok paranız vardır. Ulan bunu da alayım hani diyorsanız alabilirsiniz. Ama onun haricinden illa da almam lazım gereken bir araç diyorsanız yani değil. Farklı alternatifler var. Farklı araçlar da var. Bundan daha iyi giden araçlar da var. Yani hani sonraki tercihiniz olabilir. 355'i bile yani geçmiyor. Yani BMW M5 360 yaptı. BMW M5 bundan daha hızlı yani. BMW M5 alabilirsiniz ama bu aracı bilmiyorum. O yüzden de farklı araçlara yönelebilirsiniz. Ben denedim, test ettim sizin için. Burası dediğim gibi bölüm sonu. Sizden ricam videoyu sonlandırmadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlarım kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlar. Buraya kadar değerli vaktinizden her zamanki gibi ayırdığınız için teşekkür ederim. Minnet sunarım arkadaşlar size. Kaldığımız yerden serimiz Car X Street devam edecek dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pop Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Pop Games TV'de Car X Street'te görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz.